Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Divan Edebiyatı'nın soru çözümlerine devam edeceğiz. Divan Edebiyatı'ndan bir tane daha video çekmeyi düşündüm. Çünkü çok geniş kapsamlı sanatçılar, şairler falan var. Bunlarla ilgili bir video daha çekmeyi düşündüm. Ondan sonra Batı etkisindeki Türk Edebiyatı ile ilgili soru çözümlerine geçeceğim. Evet. Divan Edebiyatı ile ilgili güzel soru çözümlerine, hazırladığım güzel soru çözümlerine devam ediyoruz. Evet, içerik ve içeriği göz önüne alındığında diyor, bu beytin aşağıdakilerden hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir? Bu şekilde bir beyit verip bize kim tarafından yazıldığı söylenebilir sorusu gelebiliyor arkadaşlar. Bak İstanbul'u şu sadabatı nevi bünyanına, Adem'in canlar katar, a bu havası canına. Yani şunu demek istiyor, İstanbul'un şu yeni yapılmış olan sadabatına bak. Suyu ve havası insanın canına canlar katıyor. Arkadaşlar bunların içerisinde İstanbul'la ilgili seven, İstanbul sevgisiyle dolu olan kişilerden aşağıdaki şıkların arasında kimdir arkadaşlar? Tam bir zevk ve keyif şairiydi ve İstanbul şairi olarak da kabul ediliyordu. Evet, Nedim. Nedim'dir arkadaşlar. Cevabımız Nedim olacak. İstanbul şairi olması özelliğiyle buradaki püf noktadan Nedim'i buluruz. Peki ikinci sorumuz. Şairler adlarındaki yerleri değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur diyor. Şairlerin adlarındaki yerler giderilirse. Divan Edebiyatı'nın en ünlü tuyu şairidir. Ömer Hayyam. Tuyu şairi midir acaba? Ben tuyu da bilmiyorum. Ömer Hayyam'ı daha çok rubaileriyle tanıyorum ben. Bakın rubai de burada yazıyor. Rubai nazım biçimleri en bilinen şairi Kadı Burhanettin. Hayır. En önemli tuyu şairi Kadı Burhanettin. En önemli rubai şairi Divan Edebiyatı'nın Ömer Hayyam arkadaşlar. Bilgi yanlışlığı olan hangisi olacak? 1 ve 5. Cevabımız ne olacak? Bursa. Ama Hanname diye bir alegorik Mesnevi'nin şairiydi. Şehzade Mustafa Mersiyesi var. Taşkıcalı Yahya, Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Kanuni Sultan Süleyman'ın görevinde bulunmuş. Şehzade Mustafa'nın öldürülmesiyle ilgili de bir Mersiye yazmış. Önemli kişi. Fuzuli'nin süslü nesir örneği taşıyan mektuplarından oluşan şikayetnamesi de çok önemli. Bu da doğrudur. Burada amaç sadece soru çözmek değil, var olan önemli kavramları ve şairleri, eserleri birlikte değerlendirebilmek arkadaşlar. Sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Mizanul Evzan Ali Şinnevai, Yusuf ile Züleyha Şeyhat Hamza, Çahname Ahmet Faki, Selçuklu Şehnamesi Hoca Deryani, Garipname Ahmedi. Hayır arkadaşlar, Garipname Ahmedi'nin değil, Aşık Ömer'indir. Ahmedi'nin en önemli eserlerinden birisi neydi? İskendername ve Cemşit-i Hurşit. Cemşit-i Hurşit aşk meselesiyle İskendername meselesi önemliydi. Değil mi arkadaşlar? Ahmedi'nin Cemşit-i Hurşit. Hurşit meseleleri önemli Ahmedi'nin. Ama Garipname dediğim gibi Aşık Ömer'in. Evet. Hoca da yani Selçuklu Şehnamesi. Fakih, fakir diyorduk, çarık giyiyordu diyorduk. O şekilde ezberlemiştik. İlk aşk mesnevisini yazan Yusuf ile Züleyha'dır. Şeyhat Hamza'nın Yusuf ile Züleyha'sı. Edebiyatımızdaki ilk aşk mesnevisidir. Vezinlerden bahseden Evzan, kökü olarak da vezin gelir. Ölçü ve uyak hakkında bilgi veren Ali Şir Nevai'nin Mizanül Evzan adlı kitabı da doğru bir bilgidir. Cevabımız E olacak. Dörde baktığımızda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir diyor arkadaşlar. Bakalım bir. 17. yüzyılda 18. yüzyılın başlarında yaşamış olan Nabi diyor. Didaktik eserleriyle bilinir. Evet, divan şairleri arasında toplum konuları onun kadar yer vermiş başkası yok. Türkçe Farsça divanlarından başka nokta nokta ve Hayri adlı eserleriyle tanınır. Demek ki buraya bir eser daha koyacağız. Nabi'nin Hayrabat'ı mı? Sunnamesi mi var? Siyam-ı Kaza, Hayrabat, Bengübade. Bunları bilmeniz lazım. Ve adlı eserinde ise hac yoluyla izlenimlerini anlatıyor. Arkadaşlar Nabi'nin Hac yoluyla adlı izlerimle anlatan neydi arkadaşlar? Biraz seyahatname türünde bir eseriydi bu. Tuhfetül Harameyn. Hac yoluyla yazdığı izlerimler şu boşluğa Tuhfetül Harameyn gelecek. Bir seyahatname türündedir. Hayriyesini biliyorsunuz zaten. Gençlere Ebu Hayr Rumi üzerinden, oğlu Ebu Hayr üzerinden gençlere öğütler veriyordu. Bunun yanında da bir de Hayrabat diye bir önemli eseri vardı. Boşlukları sırasıyla Hayrabat ve Tufetül Harameyn gelecek. Evet, Evliya Çelebi'nindir Seyahatname. Siyam-ı Kaza dersek işte biliyorsunuz ki Nefi'nin önemli hiciv okudur, hiciv eseridir. Evet, Hayrabat gelebilirdi ama Haç yolunda eser buna ait değil.
Bengübade biliyorsunuz ki Fuzuli, Keşfi Züzun'un Cihannuma gibi eserleriyle meşhur olan kişi kimdi arkadaşlar? Katip Çelebi. Bengübade'de Fuzuli'nin önemli Afyon ile şarabı karşılaştırdığı bir eseriydi. Alegorik bir eseriydi. Evet, Alişi Nevai ile hangisi yanlıştır diyor 5. sorumuz. Biraz bakın siz gençler. Şimdi ben hemen hızlıca çözümü yapacağım. Alişi Nevai biliyorsunuz ki Çağatay Edebiyatı sanatçılarından ilk Türkçe tezkiresi sayılan Mecarüsün Nefais. Evet, tezkire dediğimiz şey divan edebiyatında ne demekti? Biyografi demekti değil mi arkadaşlar? Yani ilk biyografi, ilk şairler tezkiresi. Biyografi. Şairler hakkında biyografi yazılan eser Ali Necavisi'nin Nefais'tir. Doğrudur. B de doğru. Bu 5 mesnevi yazarak Hamse sahibi ilk şairdir. Evet. 5 mesnevi yazarak. 5 hevesinin birlikte oluşturduğu kitaplara ne ad veriyorduk? Hamse. Hamse sahibi ilk kişi kimdi? Alişir Nevai'dir arkadaşlar. Türkçe'yi Arapça ile karşılaştıran, Türkçe'nin üstünü savunan muhakkiklerin Lugatein adlı eser. Eser Alişir Nevai'ye ait ama Alişir Nevai bu eserinde arkadaşlar, bu eserinde Muhakemetil Lugatein adlı eserinde lugat dil demek, dillerin muhakemesi, karşılaştırılması demek. Türkçe ile Arapça değil. Türkçe ile Arapçanın karşılaştırdığı eserin ismi Divani Lügatü Türk. Yani Türkçe ile şu Arapça yanlış arkadaşlar. Farsça. Türkçe ile Farsça karşılaştırılmıştır. Muhakemetil Lugatein adlı eserde. Cevabımız o yüzden Denizli olacak. Şiirlerle ilgili kurallarda evet vezin, evzan dediğimiz şey vezin ve uyak. Yani şiirlerle alakalı kuralları anlattığı eseri de Alişi Nevai'nin Mizanül Evzan'dır. Peki söz edilen sanatçı 6'ya geçtik. 13. yüzyılda yaşamış divan tarzında tasavvuf şiirler yazan iki sayılır. Şiirlerini hem aruz hem heceyi kullanmış. En önemli eseri az ölçüde yazmış olduğu Yusuf ile Züleyha'dır. Ve ilk aşk meselesi olarak da kabul edilir. Bu eserde Anadolu'da yazılmış ilk Türkçe meslevilerden biridir. Bakın çok önemli. Anadolu'da yazılmış ilk Türkçe aşk meslevisidir. Yusuf ile Züleyha adlı eseriyle ilk sorduğumuzda bunu bahsetmiştik sanki. Şeyhat Hamza aklımıza gelecek. Tamam mı? Evet. Şeyhat Hamza, Yusuf ile Züleyha. Fuzuli'nin bir eseri değildir diyor. Fuzuli arkadaşlar önemli. Eser içerikleri de önemli. Rindüz'e ait, Bengübade, Şikayetname, Cemşit-i Hurşit, Hadikati Süeda. Hadikati Süeda, Şikayetname, Bengübade, Rindüz'e ait, Fuzuli'ye aittir. Cemşit-i Hurşit ve artı ilk sorularda belirttiğim gibi Cemşit-i Hurşit ve İskendername adlı eserleri kimindi arkadaşlar? İskendername adlı eseri tabii ki Ahmedi adlı sanatçıya aittir. Cevabımız ne olacak? Denizli. Evet, 8. Söz edilen sanatçı kimdir diyor. Bakalım şimdi şiirde yaşadığın devrin özeti gibidir. 16. yüzyılda yaşamıştır. Osmanlı kültürünün dış görünüşü, güzellik öne parça, heybet ve güzellik önü göze çarpar. Ona göre insan ömrü bir bahar mevsimi gibi kısadır. Bu kısa ömür büyük bir neşe içinde geçirmek gerektiğini neşe ediyor. Bu bakımdan neşe, şeref ve kadın temalarını işlemiştir diyor. Bakın evet ipuçlarını vermeye başladı bize. Kişisel acılardan hiç söz etmeyen, din ve tasavvuf konularına yönelmeyen, şiir hoş bir sestir demiş. Aruzda da büyük bir ustalıkla kullanan kişidir diyor. Evet, neşe, şarap, kadın, zevk şairi arkadaşlar burada kişisel acılardan söz eden deseydi Fuzuli olurdu. Ama bu parçada kişisel acılardan hiç söz etmemesi, neşe ve zevk şairi olan kişi kimdir arkadaşlar? Tabii ki Baki diyeceğiz değil mi arkadaşlar? 8. sorumuzun cevabı Baki olacak. Fuzuli ile ilgili hangisi yanlıştır? Azeri Türkçesinin en büyük şairidir ve Sultan-ı Şuara olarak alınır Azeri Türkçesinde Fuzuli. Doğru bir Azeri Türkçesinin en büyük şairidir. Ve Sultan-ı Şuara olarak alınır. Bir dursun burada arkadaşlar. Çünkü bir Leyla ve Mecnun meslevisi aynı konuyu işleyen benzerler arasında en çok sevilendir. Evet. Su kasidesi var. Çok ünlü bir naat. Yani Peygamber Efendimiz'i öven kitaplara naat diyoruz. Su kasidesiyle önemlidir. Şikayetname, Süslü Nesir türünde biraz eleştiri, yani hiciv edebiyatında doruklarına çıkmıştır. Doğru. Hadikati Süyata'da Kerbela olayını anlatıyordu Fuzuli. Ve bu da doğrudur. Azeri Türkçesinden büyük şair Fuzuli değildir arkadaşlar. Cevabımız A olacak. 10. Söz edilen divan şairi hangisidir diyor. Biz Neşat'ın da Gam'ın da Rüzgar'ın Görmüşüz dizisiyle ünlü divan şairi gazelde hikemi, hakimane tarzının en önemli tercihsidir. Düşünce yönü ağır basan şiirleriyle önemli. 17. yüzyılda yazar.
oğlu için yazdığı didaktik eseri de önemlidir. Bu oğlu için yazdığı didaktik tarzında eser kiminde arkadaşlar? Nabi'nin Hariyesi ve Hikemi tarzda, Nabi ekolü, Hakimane ekol dediğimiz öğretici, güzel tarzda şiirler yazmıştır. Tabii ki burada parçada bahsedilen kişi kimdir arkadaşlar? Nabi olacaktır. Hakimane diyeceğiz buna da. Cevabımız Adana. Evet. Divan edebiyatı ile ilgili hangisi bilgi yanlıştır? Şiirinde Azerice kullanan şairler vardır. Nesimi gibi, Kadı Burhanettin ve Fuzuli gibi. Rubai, İran edebiyatı kökenli olsa da divan edebiyatının bazı usta rubacileri vardır. Şeyhülislam Yahya, Nabi ve Sultan Veled gibi. Sevki Hindi anlayışı yaygınlık kazanmasa da bazı temsilcileri vardır. Naili, Neşati, Şeyh Galip gibi. Hamsi sahibi şairlerin sayısı azdır. Alişe Nevai, Taşlıcalı Yahya ve Abdullah Hamdi gibi. Mesnevi pek çok şair tarafından kullanılan bir nazım biçimi olsa da bu nazım biçimini kullanmayanlar, yani Mesnevi'yi ve şimdi yazmayanlar varmış. Baki, Nedim, Nefi gibi. Demiş, peki hangisinde bilgi yanlışlığını sorgulamış bize soruda arkadaşlar. Şimdi, Baki, Nedim ve Nedif. Evet, Nedim ve Nefi. Bana ne diye kodlamıştık. Mesnevi tarzında yazılmamıştı. Bana ne? Evet, Mesnevi tarzında yazmıyorlar bunlar. Hamsa sahibi sanatçılar, Alişe-i Nevai, Taşlıcalı Yahya, işte Hamdullah Hamdi, ki edebiyatımızdaki ilk hamsi Alişe-i Nevai, Anadolu sahasındaki ilk hamsi de kime aitti? Hamdullah Hamdi'ye. Hatta bunlara kimi de ekleyebiliriz hamsa sahibi sanatçılara? Mesela Nemizade Atai de eklenebilir. Beş mesleviden oluşan eserler. Doğrudur. Sepki Hindi anlayışıyla yazılan temsilciler, evet, Şan diye kaydetmiştik. Şeyh Galip, Neşati ve Nali. Sepki Hindi tarzında divan edebiyatının bir akımıydı bu da. Bu şuraya baktığımızda Rubai İran edebiyatına geliyor ama Şeyhülislam ya da Nabi ya da Sultan Veled bir Rubai şairi değil. Yani buraya verilmesi esen kişiler bunlar değildi. Önemli Rubaiciler var. Ömer Ahyam gibi, değil mi? İran edebiyatından divan edebiyatına gelen Ömer Ahyam gibi. İşte Azmizade Hatayi gibi önemli rubaiciler varken yanlış örneklendirilmiş cevap Bursa olacak. Tabii ki Nesimi, Fuzuli ve Kadı Burhanettin Azerice kullanan şairlerdir şiirlerinde. Bu da doğrudur. Din dışı konularda şiir yazmış ilk divan şairi diyor arkadaşlar. Arkadaşlar Anadolu'da din dışı konularda şiir yazmış ilk divan şiiri olup divan edebiyatının başlangıcı olarak kabul ediliyor. Çünkü neden? Yani tasavvuf döneminde hep dinle ilgili, tasavvufla ilgili konular yazılıyordu. Din dışı konularda şiir yazarak ilk divan şairi olarak Selçuklu Şehnamesi ile önemli olan kişi kimdi arkadaşlar? Selçuklu Şehnamesi adlı eseriyle önemli olan kişi tabii ki Hoca Deyhani, divan edebiyatının bir başlangıcı kabul edilirdi. Evet, bir testimiz daha çözelim. Divan Nesri'nin, yani bu sefer düz yazı ile ilgili soru tarzları bunlar. Düz yazı ile ilgili özelliklerinden biri değildir. Yabancı sözcük ve tamlamalara yer vermesi, sici denen nesir kafiyesinin kullanılması, iç uyak diyordu, katılıyor musunuz bilmiyorum. Düşünce anlatmaktan çok söz ünleri göstermenin amaçlanması, kısa açık cümlelerle sistemli bir paragraf düzeni, noktalama işaretinin kullanılmaması. Divan edebiyatında hangisi bu kurala aykırıdır demiş. Arkadaşlar divan nesri yabancı sözcük ve tamlamalara yer verir. Siciyi kullanır. Söz hünerleri önemlidir divan edebiyatında. Noktalama işaretini kullanmazlar. Ama sistemli bir paragraf düzeni diye bir şey yok divan nesrinde arkadaşlar. Evet. Divan nesrinin tesis töreninin hangisinde açıklaması yanlıştır. Yanlış verilmiştir. Bakın bu kavramlar çok önemli. ÖSYM tarafından soruluyor. Ruzname günlük olarak geçer. Evet doğrudur. Münşaat mektup, süsü nesir ulaşan kitaplardır. Doğrudur. Bu yargı da doğru. Evet. Petname ki geçen senenin kitabıdır. Eğer bize bir beyit verilip arkadaşlar, beyit verilip ya da dörtlük verilip ya da bir parça verilip arkadaşlar, parça neşesinde ey oğul gibi ve öğüt verici, didaktik nitelikte eserler varsa buna ben petname diyordum. Ki Güvain'in petnamesi çok meşhurdur. Gazametname elçilik yazıları değildir. Gazametname, gaza ve cihat anlaşıyla din için yapılan savaşları ele alan kitaptır. Elçiliğin gidip de bir yere elçi gönderip de elçinin girip gördüğü yerler hakkında bilgi yazdığı, bilgi toplayıp yazdığı kitabın ismine ne diyorduk biz? Arkadaşlar 28. Mehmet Çelebi yapmıştır bunu edebiyatımıza ilk defa. Sefaretname diyorduk değil mi? Sefaretname diyoruz. Ve 28. Mehmet Çelebi Paris sefaretnamesini yazmıştır. Gazametname yanlış olacak. Surname de tabii ki düğün ve şenlik yazılarıydı.
Bu kısımda önemliydi. Çok önemliydi burası arkadaşlar. Dikkat. Kısa kısa bilgiler verdik. Şimdi bu parçada söz edilen türün ilk Türkçe örneğini kim vermişti? Bir türü bileceğiz. Tezkiretü şuara, yani şairler tezkiresi. Şairlerin biyografilerine yer veren eserler bugünkü edebiyat tarihinin öncü biçimleridir. Evet. Biz edebiyat kitaplarında kimi görüyoruz? Şairleri, yazarları falan. Peki bu işte tezkire edebiyatımızdaki türün ilk Türkçe örneğini, yani ilk Türkçe tezkireyi kim yazmıştır diyor bize. Tabii ki burada parçada net olarak tabii ki ilk Türkçe tezkiremiz hangisidir arkadaşlar? Mecalüs'ün Nefais adlı eseriyle Alişehir Nevaid aittir. Peki bana şöyle söyleseydi, Anadolu sahasındaki ilk tezkire deseydi, ilk tezkire kime aittir deseydi, kime ait olacaktı arkadaşlar? Anadolu sahasındaki ilk tezkire, yani ilk şairler biyografisi Hamdullah Hamdi'ye ait olacaktı. 4. Yerlerden hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor. Süslü Nesir, söz ürünleri göstermek amacıyla yazılır. Sinan Paşa'nın zafernamesi değil. Arkadaşlar, Sinan Paşa'nın neyi vardı? Bu türün ilk örneği olarak Süslü Nesir'in türünü Tazarrurname vardı. Değil mi arkadaşlar? Zafername değil. Sinan Paşa'nın yanında tabii ki arkadaşlar Veysi, Nergis'i de önemli. Süslü Nesir'i sevenler diye de kaydedebilirsiniz bunu. Yani şöyle, Sinan Paşa'nın sesi, Veysi'nin Veysi, Nergis'in de neysidir? Cevabımız ne olacak? 3 numara olacak. Evet, 5. Divan Edebiyatı Nesir yazarlarından biri değildir. Nesir yazıları ile ilgili bilgi vermiş. Önemli değil. Önemli olan burada bizim hangisi Nesir tarzında yazı yazmıyor. Yani Nesir dediğimiz şey yazı yazmaktan nasır olmuş elimiz dediğimizden çıkarın. Yani düz yazı. Düz yazı. Hangisi Nesir tarzında yazanlardan değildir? Sinan Paşa'nın tazarrufnamesi var mesela. Süslü Nesir. Katip Biçen'in Orta Nesir titriğinde tarih coğrafya kitapları var. Bibliografi kitabı var değil mi? Keşfi Zun'un, Cihan Numa gibi önemli Nesir örnekleri var. Aşık Paşazade tarih kitapları var. Tabii ki. Evliya Çelebi'nin de yine Orta Nesir titriğinde seyahatnamesi var. Süslü Nesir. Ama Ahmedi arkadaşlar Nesir değil, nazım, yani şiir tarzında yazmıştır. Hatta Ahmedi'den bu üçüncü bahsedişimiz. Hangi eserleriydi onlar? İskendername, Cemşit ve Hurşit. Cemşit ile Hurşit adlı eserleriydi. Yazar tür eşleştirmesi hangisinde yanlıştır? Naima'nın tarihi, Katip Çelebi'nin bibliografi, Seyi Bey'in tezkiresi, Peçevi'nin tezkiresi, Evliya Çelebi'nin gezisi. Evliya Çelebi'nin gezisi, Seyi Bey'in tezkiresi, tabii ki edebiyatımızdaki Anadolu sahasındaki ilk tezkire Seyi Bey'indir. Heşt Beyş adlı eseriyle. Bakın, Anadolu tarihindeki ilk tezkire Heşt Beyşt. Ama edebiyatımızdaki ilk tezkire kiminde? İlk tezkire. Edebiyatımızdaki ilk tezkire arkadaşlar Alişehir Nevai'nin muhatip Mecalüs'ün Nefais. Anadolu sahasındaki ilk tezkire, yani ilk biyografi kitabı Seyi Bey'indir. Heşt Beyşt adlı eseriyle önemli bunlar. Katip Çelebi'nin bibliografi, Keşfi Zun'un, Naimi'nin tarihi. Peçevi de tezkire türünde değil de tarih. Peçevi tarihi diye geçer hatta eserleri. Tarih türünde ön plana çıkmıştır Peçevi. Naima ve Peçevi tarih türünde arkadaşlar. Naima, Naili demiyorum, dikkat edin. Naili şarkı, Naima tarih türünde. Bunlar en çok karışan kavram da bu Naima ile karışan kavram. Genellikle Naili kadim oluyor. Naili de edebiyatımızdaki ilk şarkı yazan kişilerdendi. Şarkı türünün kurucusu gibi kabul edilir. İlk şarkı yazandır. Naili şarkı, Naima da tarih. Unutmayın, Anadolu sahasındaki ilk tezkire Seyi Bey'in Heşt Beyş. Soru içerisinde soru yazıyorum. Bazı önemli kavramlardan bahsediyorum. Sadece soru çözmek değil amacımız, dediğim gibi. Söz edilen sanatçı hangisindedir? 15. yüzyılda konuşma diline yakın bir yazı dili kullanmış. 2. Murat Devri'nin yazılmış. Türkçe çevirmiş olan Kabusname. Evet, sade dilde yazılmış. Evet, sade neslin en önemli temsilcisiydi Kabusname ile. Sanatçının çevirdiği Kabusname, divan edebiyatının sade nesir alanında önemliydi. Yani süslü yazılar, süslü sanatsız bir kullanılan Kabusname, gençlere öğüt vermek için yazılan eser, başarılı, mutlu, sağlıklı ve erdemli olmak için nasıl hareket etmesi gerektiğini öğüt niteliğinde bir kitabıdır. Evet, mercimeği yiyorduk, kabus görüyorduk değil mi?
Sade neslin örneği Mercimek Ahmet diyor burada. İşte cevabımız Adana olacak. Mercimek Ahmet. Kabuslanma. Kafada nasıl kalacak? Mercimeğiz. Kabus görüyoruz. Devam. Mükemmel sorulara. Sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Seyi Bey'in Kanuni Sultan Süleyman'la sunduğu bu kitap tezkire türünün. Bakın az önce bahsetmiştik. İki soru önce. Tezkire türünün Anadolu'daki yazılmış ilk örneğidir demiştik. Kitap 200'den fazla şaire yer vermiştir. Tezkire türünün Anadolu'daki ilk yazılmış örneği hangisiydi arkadaşlar? Tezkire türünün Anadolu'da yazılmış ilk örneği Seyi Bey'in Heşt Beyş. Tamam. Eğer edebiyatımızdaki ilk örneği derseydi Necalüs'ün Nefais Ali Şiir Nevai olurdu. Ama burada, bakın burada çok önemli bir şey var. Hemen şurayı siliyorum. Bakın nereyi sildim fark ettiniz mi? Anadolu'da demesiyle Seyi Bey gelir. Seyi Bey'in hangi eseri gelir? Heşt Beyşt. İlk tezkiresi, yani ilk biyografi kitabı. Edebiyatımızdaki ilk tezkire deseydi, edebiyatımızdaki ilk tezkire de Ali Şiir Nevai'nin Necalüs'ün Nefais olacaktı. Süslü divan neslinin özelliklerinden biri değildir. Evet, parçadan ki Arapçadan V bağlaşının sık kullanılması, düzenli fikir kümesi olarak paragraflarla yazma alışkanlığının hiç görünmemesi, etkili ve ayetli bir anlatım oluşturma amacına yönelmesi, söz gruplarının ulaşlarla değil de, hani ulaş dediğim şey neydi? Zarflarla değil de noktalama işaretleriyle bağlanması. Şimdi biz divan edebiyatında arkadaşlar şöyle bir kuralımız var. Divan edebiyatında nesir türünde arkadaşlar hiçbir zaman yazarlar noktalama işaretini kullanmaz. Ki edebiyatımızda arkadaşlar noktalama işaretleri yani tanzimata kadar hep zarf fiiller kullanılmıştır. Noktalama işareti ne zaman kullanılmış arkadaşlar? Edebiyatımızda ilk kullanılan noktalama işaretlerinin hatta kimdir dersek tanzimat döneminde Batı etkisinde gelişir. Bu da Şinasi. Yani divan edebiyatında noktalama işaretinin yeri yoktur. Güzel. Sanatçılar eserleri karşılaştığında hangisi dışta kalır? Şimdi Seyit Ali Reis'in arkadaşlar İdebiyatımızdaki ilk seyahatnamesi Münatür Memalik adlı eseri önemli. Memleketlerin aynası anlamına gelir. Doğru mu? Doğru. 28. Mehmet Çelebi'nin sefaretnamesi önemli. Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesi önemli. Evet. Katip Çelebi, mesela kimle kimlerin arasında kaldınız burada? Katip Çelebi ile Evliya Naima arasında. Naima neyi önemliydi? Naima'nın tarih kitapları önemliydi. Tarih kitapları. Naima tarihi diye tarih kitapları vardı. Naima'nın tarih kitabı olarak da herhangi bir Naima tarihi diye geçiyordu. Katip Çelebi'nin de tabii ki hem tarih, hem coğrafya, hem bibliografi gibi önemli eserleri vardı. Tarih kitaplarından önemli eserinin adı Fezleke'ydi. Katip Çelebi'yi de bu şekilde götürürüm. Evliya Çelebi'yi götürdük. 28. Mehmet Çelebi'yi götürdük. Seyit Ali Reis'i götürdük. Geriye kim kaldı? Naima. Naima'nın herhangi bir eseri verilmemiştir. Dışta kalan kişi Naima'dır. Evet, son 3 soru gençler. 11. Divan edebiyatı ile ilgili hangisi yanlış açıklanmıştır? Mazmun dediğim şey kalıplaşmış, benzetmeli, nükteli söze denir. Doğrudur arkadaşlar. Tezkire, ünlü şairlerin yaşam öykülerinin toplandığı eser dedik. Seferatname, bakın siyasi bir görevle yurt dışına çıkan elçilerin gittikleri yerin özelliklerini anlattıkları eser. Münşaat, süslü düz yazı yazarı Münşaat. Bu da doğru. Ama Şehrengiz, bir şehrin güzelliklerinden söz eden eser. Yani bu da doğru, bu da doğru, bu da doğru. Şehrengiz de doğru. Münşaat süslü düz yazı değil arkadaşlar, hayır. Münşaat neydi? Şiir kitaplarının toplandığı değil mi? Değil mi? Nesir kitaplarının toplandığı, nesir yazılarının toplandığı eserlerin ismiydi Münşaat. Cevabımız Edirne olacak. 12'ye söz edilen yazar ve eser. En büyük ve en önemli eseri ilk bibliografi kitabıdır. Bu kitap Arapça yazılmıştır. Pozitif bilimlerin gündelik hayatı önemli bir anlamdadır. Bunun için sade bir dille yazmıştır. Bibliografisiyle meşhur olan kişi kimdi? Tabii ki Katip Çelebi arkadaşlar. Bibliografiyle Keşf-i Zünun edebiyatımızdaki ilk bibliografiyi yazan kişilerden birisidir. Katip Çelebi. Coğrafi kitapları vardı Cihanuma gibi. Değil mi? Keşf-i Zünun gibi. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi, Seyit Ali Reis'in seyahatname türünde Memnun Memalik. Mevlüt türünde yazılan eser Süleyman Çelebi. Bir önceki videolarda bahsetmiştik zaten. Seyit Bey Anadolu sahasındaki ilk tezkire Heşt Beyşt. Bunlar değil. Peki 13. Son sorumuz. Divan edebiyatı sanatçısı kimdir? 15. yüzyıl süslü divan neslinin ustasıdır. İnşa denilen süslü neslin ilk temsilcisini kurmuştur. Süslü neslin ilk temsilcisidir.
Arkadaşlar en önemli eseri de neydi? Tazarrunname'ydi. Şiirleri de vardır. Tazarrunname, Süsun Nesin ilk temsilcisi bana kimi veriyor arkadaşlar? Tabii ki Sinan Paşa'yı veriyor bana. Sinan Paşa Tazarrunname ile veriyor. Evet, bugünkü divan edebiyatını hem şiir hem nesir olarak ele aldık. Bir önceki videoda sadece şiir özelliklerini ele almıştık. Çıkan kavramlar, kişiler kimler olabilir diye. Divan edebiyatını da bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Batı etkisindeki Türk edebiyatındaki önemli soru tarzlarından bahsedeceğim. Bu sorularla hem tekrar ediyoruz, hem önemli kavram ve şairlerden bahsediyoruz, hem önemli divan edebiyatında ya da Batı edebiyatına gelecek kavramlardan bahsedeceğiz. Bu zamana kadar kısımda izlemediyseniz izlemenizi önemli bir şekilde tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve bu arada paragraf taktikleri videosu da yüklenmiştir. Muhakkak paragraf taktikleri birinci videoyu da izleyin ve onlarla ilgili soru çözümleri yapın. Bu süreç içerisinde, bu zorlu süreç içerisinde sizin her zaman yanınızda ve desteğiniz olacağım. Kanalıma abone olursanız, arkadaşlarınızla bildirirseniz, Güven Hoca 2020 Türkçe Instagram adresini takip ederseniz fırsatlardan yararlanırsınız arkadaşlar. Ücretsiz dersler ve ücretsiz soru çözümleri başlattım. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.